başkanı Özgür Özel ile ilgili anlatacaklarım var. Zira Halk TV'ye özel açıklamaları oldu. Şöyle özetleyelim. Özel önce yerel seçimlerde iddialı oldukları illeri sıraladılar. Sürpriz bir ilden bahsetti anlatırken açıklamalarında ve her zaman olduğu gibi yeni değil bu bir Türkiye ittifakına vurgu yaptı. Hatta Filenin Sultanları'ndan da örnek verdi Türkiye İttifakı için. Hani dedi Filenin Sultanları nasıl galip geldiğinde o ortak duygu vardı. Vurgusu Türkiye İttifakı'na benzer geldi. Sevgili Ayşegül Altın haber. Eğer 1 Nisan günü üzülmek, 1 Nisan günü ya Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları kazandı bir 5 yıl daha böyle gidecek... Dememek için bir alternatif var. Hı hı. Cumhur İttifakı'nın karşısında Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı'nın adayları Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını Türkiye'ye emanet ediyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel sürekli tekrarlanan Türkiye İttifakı'nı şöyle tarif ediyor. Türkiye İttifakı nedir? Milli takım gol atınca ayağa fırlayan herkes Türkiye İttifakı'ndan. Filenin sultanları kazandığında İstiklal Marşı okunurken... Gırtlağa düğümlenen herkesi Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyorum. Peki CHP bu seçimde nasıl bir kampanya yürütecek? Enerjik, cıvıl cıvıl, gençlerin, kadınların ön planda olduğu, kent suçlarına karşı aman vermeyecek, son derece etkili adaylarımızın ön plana çıktığı Bundan sonraki süreçte kentleri yöneteceğine inandığımız, güvendiğimiz arkadaşların kamuoyu tarafından tanınmasına katkı sağlayacağımız dinamik bir kampanya göreceksiniz. CHP Genel Başkanı bazı iller için çok iddialı. Tek tek saydı. %100 alacağınız iller nereler? Elimizdekilerin tamamını koruyacağız. İlk olarak Bursa'yı, Balıkesir'i, ümit ediyorum memleketin Manisa'yı, Denizli'yi, Ankara'ya yakın yerlerden Kırıkkale'yi. Karadeniz taraftan Kastamonu'yu. CHP Genel Başkanı'nın bir de sürpriz şehri var. Acil çözüme en çok ihtiyacı olan deprem şehirlerinden biri. Ve belki de seçimin en büyük sürprizi olarak da Malatya'yı alacağız. Özgür Özel kendi şehri içinde iddialı. Salihli'yi alıyoruz. Salihli zaten bizim çok güçlü olduğumuz bir yer. Bir aksilik sonucu kaybedilmişti. Şimdi geri geliyor. İlk geri gelen ilçelerimizden biri Salihli olacak. Genelde selamlaşma, sabahlaşmamız böyle e, dokuzu bulur. Bugün erkenciyiz belki yavaş yavaş da artık yedi buçuklara doğru çok şükür ya Rabbim gün yüzü e, görmeye başlıyoruz. Bugün aklımdan ne geçti biliyor musunuz sevgili dostlar? Şöyle bir baktım makyaj odasından iyi dedim yedi buçuk, sekize, çeyrek kala filan artık biraz böyle karanlıklardan e, zamanın geçmesi de iyi geliyor. Ya dedim sevinmeyelim de tutturur bu sefer 2 saat geriye 3 saniye yapar mı yapar dedim ki aman dur maşallah biz yine dünyanın dönüşüyle güneşin ayın etrafında dönmeyle bu işi kurtaracağız çünkü ne yaptıysak nasıl talepte bulunduysak öldür Allah uygulamadan vazgeçilmiyor. İzleyicilerimizin mesajları konu nereden nereye geldi? Antalya'dan mesajlar var, Kırklareli'den, Isparta'dan hem selamlarınız, günaydın mesajlarınız hem de hayırlı kandiller dilerim dediğiniz mesajlarınız. Ekranlarını belki yeni açanlar olmuş olur karşılıklı böyle dualarımızı gönderdik birbirimize bugün Berat Kandili olması hasebiyle.